Kış aylarının önemli şifa kaynaklarından ıhlamur fiyatıyla el yakıyor. Edirne'de ıhlamurun kilo fiyatında geçen yıla göre ortalama %40'lık bir artış oldu. Edirne Pazartesi pazarında baharat satışı yapan pazarcı esnafı Bahri İşleker, geçen yıl 80 liradan sattıkları ıhlamuru bu yıl 110 liradan sattıklarını belirtti. Ihlamur şu anda 110 milyon kilosu, daha da artacağı söyleniyor. Evet. Zam mı geldi? Zam geldi, evet. Bu sene mahsul pek olmadığı için biz 40 liradan alıyorduk. Şu anda bayağı bir zam geldi. Normalde işte 80 liraya falan satıyorduk. Şu anda 110 oldu. Daha da yükseleceği söyleniyor. Peki vatandaşlar kiloyla alan var mı? Kiloyla alan nadir. 5 liralık, 3 liralık öyle istiyorlar. Gramla tartıp veriyoruz. Evet, gramla alıyorlar. Tabii ki hepsine zam var. Ya kışın zaten genelde satılan zencefil, zerdeçal, kabuk tarçın, karanfil, kış çayı yapıyoruz karışık. Onların hepsine zam geldi şu anda. Daha da geleceği ileride yani. Zamlanıyor yani. Diğer baharatlarda belli oranda artış yaşandığını ifade eden İşleker, kuru yemiş ve kuru meyve fiyatlarında artış olmadığını ve belli oranda geçtiğimiz düşüş olduğunu söyledi. İşleker, domates ve biber salçasının öyleydi. Fiyatının da kilo başına 2 lira düştüğünü ifade etti. Salça satıyoruz. Salçayı biz Pehlivanköy Panayır'ında daha fazla satıyoruz. Öncü marka çalışıyoruz ama ev tipi salçamız. Yani şeye pasa yapmıyor, kühlenmiyor. Yağda kavruluyor bu salça, Antep'ten geliyor. Güneşte kurutuluyor, yağda kavruluyor bu öncü markası ama ev tipi olanı. Bir de fabrikasyonları var. Onları satmıyoruz biz. Ev yapımı satıyoruz, evet. Nasıl talep şu an? Talep çok iyi. Salça satışımız güzel yani. Fiyatlarda da bu sene 2 milyon kiloda aşağı düştü. Normalde 12 milyon biberi satıyorduk. 10 milyon domates satıyorduk. Şu anda 8 lira domates, 10 lira biber. Mahsulün çokluğundan, evet, bu sene oralarda mahsul iyiymiş, öyle haberler geliyor. Birkaç tane şeyde malda da gevşeme var. Mesela Antep fıstığı geçen yıl çok pahalıydı. 70 milyonlara kadar gördü. Şu anda 50 milyona satıyoruz. Daha da düşeceğini düşünüyoruz. Yani 3 katı mahsul olmuş bu sene Antep'ten, öyle haberler alıyoruz. İnşallah düşer. Fındık tabi 10 milyon gevşeme var. Geçen yıl 70 milyona satıyorduk, şu anda 60'a düştü. Ya kuru yemişte bir iki gevşeme var. Kayısı bu sene çok güzel. Hem kaliteli hem de fiyat uygun. İncir ona keza. İncir de aynı şekilde bayağı düştü ve de çok kaliteli bu sene. Ürünler bu sene çok kaliteli. Yani olduğundan dolayı. Geçen sene her üründe bir sıkıntı yaşıyorduk. Tokat yaprağı satıyoruz. Onda, kayısılarda, incirde çürük geliyordu yani. Elimizden geldiği kadar düzgününü alıyorduk ama yine de istediğimiz mal yoktu. Bu sene ürünler çok iyi. Fiyatlarda da işte saydığım ürünlerde kayısı, incir, fındık, Antep, bunlarda bir düşmeler var. Çivrisa kıkta Trakya mahsus bir şey. Özellikle pomakların yani mandıra, işte Çerkez Mürselim, buralarda çok iyi bilinen, pomakların çok iyi bildiği bir şey. Yağlı ekmeğin üzerine, zeytinin üzerine, patates tavuk sürürken fırına onun üzerine atılıyor. Çok ayrı bir lezzet veriyor. Ben aslen Konyalıyım, şu anda zeytini çivrisasız yiyemiyorum kendim, evet. O kadar kaliteli bir şey yani, en normal seviye altında bir zeytini al, bu çivrisayı attıktan sonra en kalitesiyle eşleştirebilirsiniz. Peki onun fiyatı nasıl? Onun fiyatı 80 milyon kilosu. Ama o bayağı dayanan bir şey. Mesela bir 10 liralık 5 liralık aldıkları zaman bir yıl kullanırlar. Çok da geliyor. Kilo gelmiyor yani. Kaç liralık?